Yaşa, ne oldu arkadaşım? Rasim? Ulan sen ha? Birine benzesiniz galiba, ben Rasim değilim, benim adım Zeki. Nasıl olur be? Koca karı söylerdi de inanmazdım. İnsanlar çift yaratılırmış meğer. Nerelisin bakalım arkadaşım? Eskişehirliyim. Sen de benim gibi beleş nakliye şirketinde seyahat ediyorsun. İzmit'e kadar başka bir vasıtayla gelmiştim. Oradan da... Oradan da aktarma oldu ne? İstanbul'da ne yapacaksın? Ne kimsen yok mu? Bir ihtiyar annem var. İşim düzelsin onu da hemen İstanbul'a aldıracağım. Bizim koca karı söylerdi de inanmazdım. Sıçan sığamadığı deliğe kabak da girermiş. Sen bana sormuyorsun. Ne sorayım? Herkesin derdi kendine. Öyle deme. Koca karı hep söylerdi. Koyunlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa toslaşırmış. Yuvarla bakalım bir tütün hocam. Teşekkür ederim, kullandım. Aha, doğru, affedersin, unuttuk. Sesim bozulur. Biz de bu sefer zehirlenmeyelim. Ne diyordum? Ben de bizim köyden Cicibur'un Rasim'e gidiyorum. Rasim dediğin hık demiş, senin burnundan düşmüş. Adeta ikiniz de aynı tezgahtan çıkmış gibisiniz. 4-5 senedir zengin bir konağa kapılandı. Kont gibi yaşıyor. Bana da bir iş bulacak. Allah yardımcın olsun. Aman cüzdanına bir düğün vur. Ne düğün? Zaten birkaç kuruşum var. Önce parama göre bir otel, sonra da iş bulunca bir oda tutarsan. Elbette, hepsi olur. Meraklarına. Hadi eyvallah yol arkadaşım. Eyvallah. Otomobilim bozuldu. Otomobilim bozuldu. Otomobilim bozuldu. Tuh be, kaybettik posta ya. Posta bakalım iki uçu. Borcumu alsın be. Kumarda borç olmaz. Hadi çamura yatma. Rasim. 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 Çağır mısın be? Yemeği duymuyor musun? Nasıl ağlıyor? Şimdi bakarım beyefendiciğim, şimdi. Hayrola düdük makarnası. Gene bayrakları açmışsın. Ne oldu? Otomobilim bozuldu. Bir saniye, dükkanı kapa da otomobilin arızasını keşfede. Ayıbettin belemi. Biz de sana ne diyoruz? Ha, ne diyoruz? Profesör diyorsun. Nasıl profesör? Ondinarius profesör. Senin profesörlüğünün yanında... Fenerbahçeli defter cahil kalır değil mi? Aferin, aferin oğlum. 41 kere maşallah. Bu arabanın benzini bitmiş Lemicim. Gene mi benzini? Ne çabuk bitiyor be. Daha dün 10 lira vermemiş miydin benzin için? Ama o dündü Lemicim. Hadi sana bir kolaylık yapayım. Benzini bugün ben ısmarlayayım. Ha? Ne dersin? Yaşa Rasım abi. Yaşa. Öyleyse sen şimdi bana 5 lira ver. Borç olarak. Ama olmaz. Olmaz ama. Olmaz. Olmaz. Olur. Benim enine en boyuna civan şahin bakışlı kartal uçuşlu Lemicim. Borç. Borç. Dur. Ya ama bakma, ama bakma. Al bakalım ama çabuk isterim. Ayıbın şahını salladım. Şimdi ben senin benzinini doldururum. Hadi he? Çabuk dolu dolu. İşliyorum, işliyorum. Oluyorum benim otomobilim. Vay müsellim, nereden çıktın koca kunduz? Cicibur'un Rasim'ciyim. Vay anasını be. Senin baban hiç Eskişehir'e gitmiş miydi? Yo, ne olmuş? Bu kadarı da olmaz ya.
kamyonda biriyle beraber geldim. Ve sanki seni kopya kağıdına koymuşlar da suretini almışlar. Suratına bak, aynaya bakıyorum zannedersin. İnsan kısmı çift yaratılırmış. Ne var ne yok bakalım ha? Gözümüz yok ama niye olsun? Kibar bir eve kral olmuşsun. Bizi de yanına bayrakçı al bari. Ama ne kral. Akşama kadar salak bir oğlanla uğraşmaktan göbeğim çatlıyor. Sonra da aşçı Şaban ustaya yamaklık ediyoruz. Yani senin anlayacağın bu evde bedava ekmek yok. Bizim patron desen zırnık koklatmaz adamı. Desene cüzdanında akrep. Tam üstüne bastın. Çok fakir zavallıcık. 5-10 milyoncuğu var. Laf aramızda bu paraların hepsi de ölen karısından kaldığı için şu oyuncağın peşinden koşan boyu kazık, beyni azınlık insan azmanının olacak. Vay anasını. Ya avantan? Avantan yok mu? Ayıp ettin be koca kunduz. Avantam olmasa git kendini denize at. Bir de kalbim... Ah onu hiç sor. Şu ilerideki köşkte bir ahu var. Adı Yeşim. Ah müsellim, bir görsen kafanın freni kopar. Kız değil sanki resim mübarek. Gel seni oraya götürün ha. İşte bak. Yeşim. Nasılsın? Nasılsın kızım? İyiyim, çok iyiyim dayıcığım. Bir isteğin, bir arzun var mı yavrum? Teşekkür ederim. Nişanlın gelecek mi bugün? Bilmem. Arabanız hazır Bay Fatih. Ha, geliyorum Pelekşen Kalpa. Allah'a ısmarladık Yeşimciğim. Güle güle dayıcığım, hayırlı işler. Kartpostal gibi be. Yanıyorum. Böyle giderse kara sevdaya tutulacağım. Hiç yerinden kalkmaz mı? Hep pencerede otur. Zaten bu Mümtaz Bey'in evi bilmece gibi bir yerdir. Komşulardan hiç kimse gelmez. Kuş olup ona uçmak istiyorum. Kalbimin aynası, ruhumun ilkbaharı, hayatımın krizantemi. Vay cici burun vay. Kartpostal gibi yavruya bakıyorum, kitap gibi konuşuyorsun. Nereden arakladın bu lafları? Romanlardan. Ya, anlamazsın. Buna aşk derler. Aşk. Yok canım. Öyle mi derler? Ulan Rasim. Neredesin miskin oğlum miskin? Eyvah yakalandık. Hadi ben kırıyorum. Çarşıdan bunları taşıyana kadar akla karıyı seçtin. Patates soyacaksın. Soğan doğrayacaksın. Hadi yetiş miskin. Nereye? Mutfağa. Mecburi Şaban ustaya teslim olacağız. Kestirmeden gideyim yoksa herif iflamı keser. Ben ne olacağım cici burun? Ta ileride büyük bir apartman inşaatı var. Oranın çavuşu Hasan ustayı bul. Benim hemşerim olduğunu söyle, orada yatarsın. Peki sonra ne olacak? Seni köşke almak için elbette bir dümen çevireceğim. Hadi eyvallah. Deminden beri kurtlağım koptu be. Seni aramak için çarşıya tellal mı çıkarmalı? Buyur emret benim tonton ustacığım. Hadi be sen de. Bak bak, Mümtaz Bey geliyor. Kim o Mümtaz Bey? Fabrikanın patronu. Ya. Oğlum bekçi, kim bunlar? Fabrikaya girmek için müracaat edenler. Öyle mi? Çek oğlum. Çok hayırsever adam olduğunu biliyorum. Biz ne zaman işe başlarız dersin? Herhalde hemen başlatırlar. Adama ihtiyaçları varmış. İstidaları verin. Amanın yemek yanıyor. Seni kaldırıp duvarmadı seni. Seni yedin. Üstelik var oynarsın ha. Alın seni. Delikanlı, senin adın ne? Zeki efendim. İbrahim Usta. Bu delikanlının adı Zeki. Senin servisine veriyorum. Adı gibi kendi de Zeki'dir inşallah. Vay anam vay. Bu ne fiyatırım vay. Hırtır. Hadi gel derim, hakaret etmiyor. Ne demek güzelim, hakaret ne haddimiz? Tabii hakaret ediyorsunuz. Tramvay çoktan tarihe karıştı. Ben o kadar yaşlı mıyım ki? Doğru be affedersin. Kalbimin reçetesi. Sizinle tanıştığım için arzu hürmet eder, saygılarımın kabulünü rica ederim. İmza hayranınız Rasim Cici. Vallahi bayıldım bu laflara. Ayol ne kadar şakacısınız siz. Bu mahalleye şeref vermenizin sebebini sorabilir miyim? Estağfurullah, o sizin kendi şerefiniz. Ah ne kadar kibar. Mümtaz Bey'in evini arıyorsun da. Beni iş bulma kurumundan yolladılar.
Bir oda hizmetçisine ihtiyaçları varmış da. Ya. Ha. Şu karşı köşeyi döndün mü tam karşına ay gelir işte orası. Hay Allah, size çok teşekkürüm. Hadi Allah'a sağlık. Aferin be oğlum, bayağı başarıyorsun. Böyle giderse her şeyi çabuk öğreneceksin. Sayenizde İbrahim Usta, yardımlarınızla. Çalışan adama yardım edilir. Öyle faydası. Hadi gel de sana yemekhaneyi göstereyim. Demek annenden başka kimsen yok. Sana bizim mahallede şöyle ucuzundan bir odacık tutuverelim. Otel pahalıya gelir evlat. Sağ olun. Ben de sizden böyle bir ricada bulunacaktım zaten. Deve! Develerim nerede söyle? Niye develerim? Senden iyi deve mi olur? Deve dedim, sürü paramı aldın deve nerede söyle? O paralar deve oldu evlat. Söyle deve nerede? Deve. Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti kül oldu. Yumruya. Bitme. Ah. Sen beni kazıkladın galiba. Hı? Hayrola? Akıllanıyorsun galiba ha? Buraya gel. Yumruya. İnsan abisine böyle şey yapar mı be? Ya paramı, ya bebemi. Devemi. Parana da devene de. Yapma. Vurma lan. İmdat öldürecek beni. Rasim'in suyunu çıkardı. Bir daha iki dünya bir araya gelse benle miye bakmam beyefendiciğim. Beni bu vazifeden affedin. Zaten mutfakta işin bir bin para. Rasim yalnız mutfakta çalışsa. Biz de yeni adam mı tutacağız? Kim bilir kaç para ister? Ben bu işi yapabilecek birini tanıyorum. Hem fazla da para istemez, bu at tokluğuna çalışır. Olur olur. O kimse hemen getir. Yalnız söyle, çok yemek yemesin. Olur mu? Baş üstüne. Ah başımın püskül mü derdi. Buyurun. İşte burası. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Ne şirin bir oda. Görür görmez insanı sarıyor. Sizden iyi olmasın Zeynep Hanım, bu mahalle de bir tanedir. Seni yalnız bırakmaz. Hadi güle güle otur. Sağ olun. Hadi evlat. Sen yerleşive. Bir şey istersen beni çağırırsın. Peki. Efendim? Sen bu eve yeni geldin galiba. Ben Yeşim Hanım'ın nişanlısıyım. Ya yeni geldim. Hey evet. Oo affedersin. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Buyurun salona geçelim. Aptal aptal bakacağına çık yukarıya da Yeşim Hanım'a haber ver. Ah küçük hanım, küçük hanım nişanlınız geldi. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Çok rica ederim Semih Bey. Biliyorsunuz ki Yeşim benim en samimi arkadaşımdır. Olabilir. Benim de nişanlımdır. Ben onu çok severim. Üzülmesini istemem. Tabii haklısın. Ona yakınlık gösterin. Bu yakınlarda sizin sevginize o kadar ihtiyacı var ki. Benim de size çok ihtiyacım var. Hem siz ondan daha güzelsiniz.
rahatsız ettim galiba. Rica ederim şekerim, o nasıl söz? Ay, seni beklerken vakit geçireyim demiştim de. Seni bugün çok iyi gördüm. Nasıl, beni özledin mi? Ne var, ne oluyor? Niye ağlıyorsun Yeşim? Cevap ver. Sebebi ne bunun? Söyle. Hadi söyle sevgilim. Bana sevgilim demeyin. Geçin Yeşim. Susun. Çünkü beni sevmiyorsunuz, bana acıyorsunuz. Hayır Yeşim, seni seviyor mu? Yalan söylüyorsun. Herkes bana acıyor. Dayım, Semra, siz, dadım, herkes. Biraz evvel dans ederken rahatinizle, neşenizle benden alay ediyordunuz. Neden söylüyorsun Yeşim? Beni tanıdığınızda hayat dolu bir kızdım. Koşuyor, gülüyor, dans ediyor, seviyor, seviliyordum. O menkus kazadan sonra her şey değişti. Bana bakanlar bir ağlama duvarına bakıyorlar. Kahkahaları bir anda hıçkırığa dönüveriyor. Gidin, ayrılın benden. Gidin. Gidin. Hiçbir zaman senden ayrılmayı düşünmedim Yeşim. Seni eskisinden çok daha fazla seviyorum. Bugün Yeşim'in asabı bozuk. İsterseniz onu rahat bırakın Semih Bey. Evet, evet, asabı çok bozuk. O halde ben yarın akşam tekrar geliyorum. Allah'a ısmarladık sevgilim. Allah'a ısmarladık. Ağlama Yeşimciğim. Ağlama. Üzülmeye değmez. Hadi evlat, tek bir şarkı bakalım. Çalışırken olur mu İbrahim Usta? Oh, neden olmasın? Bizim fabrikada öğleden sonra radyo bile çalar. Millet şarkı dinlerken daha iyi çalışır. Hadi patlat bir türkü. Ne çürük açmışsın, devrilverdim be. Hadi git de vazifenin başına geç. Koca bebek seni bekliyordu. Ben burada biraz kafamı bulayım. Marş! Benim için pencereye tırmandınız değil mi? Tıpkı Romeo ve Juliet gibi. O da ne? Gelir mi yenmez mi? Aman ne kadar da cehaletsiz. Hendir hem yenmez. Benim gibi. Boş versene sen onu. Sen öyle bir yenirsin ki hem de adamın midesinde 6 ay oturur da kira vermezsin. Çok şakasın. Romeo ve Juliet yani senin anlayacağın tiyatro rakantosudur. Yeşim Hanım'ın ayaklarına ne olmuş? Hasta tutmuyor. He, çaktım. Ayaklarında apandisit var. Aa, ayaklarda apandisit olur mu? Neden olmasın be? Beni istetmişsiniz efendim. Evet yavrum. Delikanlı, senin gibi güzel sesi olan istidatlı bir gencin fabrikamda çalışmasına son derecede memnun oldum. Bu müzik ziyafetini her gün devam ettirin. Ben müziğin çalışma randımanını arttıran mühim bir faktör olduğuna inanıyorum. Bu bakımdan iki işi bir arada yapan senin gibi bir elemana zam yapılması için ilgililere emir vereceğim. Teveccüh gösteriyorsunuz efendim. Hayır yavrum. Senin hakkını sana vermek istiyorum. Sonra bir nokta daha var. Müziğe olan sevgim bana da aileden geçmiştir. Babam amatörce çalışan bir bestekardı. Bana gelince işten vakit ayırabildiğim zamanlar evime bütün müzik otoritelerini çağırır, toplantılar yapmak suretiyle bu hevesimi gideririm. Bak delikanlı, bu gece de böyle bir toplantımız var. Seni de eve davet etsem herhalde gelmek ve bize güzel sesini dinletmek nezaketinde bulunursun değil mi? Fakat efendim... Yok. Çekinecek bir şey yok canım. Benim davetlim olarak geleceksin. Kabul mü? Kabul efendim. Artık üzülme evladım. İşte sana elbise bulduk. Bunlarla rahat rahat Mümtaz beyefendilere gidersin. Çok güzel. Çok güzel. Thank you.
Affedersiniz, Mümtaz Bey'in evi değil mi? Hadi be, dalga mı geçiyorsun benimle? Nasıl da kibar olmuş, şuna bak. Şimdi olmaz. Gece 12'den sonra duvarın arkasında bekle, flirt yaparız. Hadi. Hiçbir şey anlamıyorum, siz beni... Bana bak, böyle soğuk şakalardan hoşlanmam. Beyefendi seni burada görmesin. Hadi benim tontonum, hadi saat 12'den sonra. 12'den sonra hadi. Dediğim saatte baksana orada neler anlatacağım ben, neler. Hadi, hadi tontonum, hadi. Ayşe. Eyvah, şimdi papazı bulduk. Hay Allah. Kim geldi Ayşe? Şey beyefendiciğim, şey geldi. Oo, gel bakalım delikanlı. Çekinme sakın, gel. İşte aziz misafirlerim, size yeni keşfim Zeki. Soyadın neydi? Müren efendim. Zeki Müren. Sesini beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Gel bakalım Rıfat. Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk efendim. Rıfat Bey sayısız tiyatro ve gazinoların sahibidir. Bu delikanlıya iyi bak. Bence bir yenilik yapman lazım. Hadi bakalım beni mahcup etme. Hicaz okuyalım. Şey beyefendi, piyanist gelmeyecek mi? Gelecek. İşte piyanistimiz, yeğenim Yeşim. Zeki Bey yeni bir kabiliyet. Çok memnun oldum efendim. Ben de. Hangi parçayı emrediyorsunuz? Estağfurullah efendim. İnleyen şu kalbim. Vay zatim vay, ne ses yarabbim. Yok ama olmaz. Olmaz, o Rasim olamaz. Ama belki de Rasim'dir. Ama eğer Rasim'se ona karşı sevgim bir misli arttı. Ah, yok yok olamaz. Aa, tamam. Aa. Rasim mi? Değil mi? Rasim mi? Değil mi? Rasim mi? Doğrusu bu gece bize verdiğin ses ziyafeti milyonlara değer delikanlım. Değil mi Yeşim? Evet dayıcığım. Bu geceden ben de çok memnunum. Öyleyse bu geceyi ebedileştirelim. Rasim mi Zeki mi? Rasim mi Zeki mi? Rasim. Aman Allah'ım, babalarım tutuyor şimdi. Çak diye düşüp bayılacağım. Deli misin sen? Yol ver de geçelim. Ay. İyi geceler. Size de efendim. Çok memnun oldum. Beni odama götür dadıcığım. Peki yani misin? Aman efendim, rahatsız olmasaydınız. Çok rica ederim, buna hiç lüzum yok. Olur mu öyle şey? Hediye diye al. Ne olur, yalvarırım size, bana bu parayı zorla vererek bu güzel gecemi zehir etmeyin. Ben buraya bir ücret karşılığında gelmedim. Sizlerin beni dinlemek lütfunda bulunmanız benim için büyük bir şereftir. Müsaadenizle efendim. Aferin, gururlu çocuk. Ne var kızım? Canım dadıcığım, sebebini bilmiyorum ama bu akşam çok, çok mesutum. Hadi küçük benimciğim, bu akşam da çalışalım. Gayret yavrum. Gayret evladım. Aferin sana. Aferin evladım sana. Aferin yavrucuğum. Bırak beni babacığım. Bırak biraz. Aman Allah. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Hep böyle kalacağım. Hayatı boyunca tekerlekli sandalyede oturan götürüm bir kız.
Sevgili anneciğim, son mektubuma cevap alamadığım için meraktayım. Fabrikada işler iyi gidiyor. Herkes beni o kadar çok seviyor ki sorma. Fabrika sahibi beni bu akşam evine davet etti. Rasim! Rasim! Söyle bakayım, dün akşam neredeydin? Nerede olurum? Erkenden zıbardım. Allah Allah! Dün gece bizim eve Mümtaz Bey'in davetlisi biri geldi. Hınk demiş, burnundan düşmüş vallahi. Vay anasını! Bana benzeyen ne çok insan varmış be! Müsellim de söylemişti. Sanki senin fotoğrafın. Bir ses, bir ses var çocukta. Duysan bayılırsın da 6 ay ayıltamazlar. Hayran oldum. Ah, Yeşim Hanım da hayran oldu. Herkes hayran oldu. Demek Yeşim Hanım da hayran oldu. Ayıp ettim be. O bendim ben. Nasıl da çakmadın? Zaten çakacaksın diye az kaldı yüreğimi ıskara köftesi yiyecektim. İnanmaz. Vallahi kız, eğer yalan söylüyorsam Allah bana kaynanaların en cadısını versin. Peki öyleyse bir şarkı söyle de dinleyelim. Dinle bak, analar neler doğuruyor. Üç kardeşin dalgalanıyorum ben, yeni yeni sevdalanıyorum ben. Ay bizim eşek de bu havadan ölmüştü. Şey, açık havada söyleyince rutubet boğazıma dokunuyor da. Aa, öyle mi cici burun? Belli. Aa, bu yalı kazığı da nereden çıktı? Hadi ben gidiyorum. Ne güzel bebek bu Razım abi. Anlaşıldı, sende de hoşafın yağı kesildi. Ay pardon ederim. Elma şekeri isterim. Elma şekeri isterim. Elma şekeri isterim. Elma şekeri isterim. Nasıl? Nasıl? Bak cehennem ettim. Gönül beden. Hiç üzülme sen Yeşilciğim. Semih böyle bir adam işte. Yalnız kaldığımızda bana bile kur yapıyor. Ne var eşim? Ne oldu? Ben sana kaç defa rica etmedim mi böyle tehlikeli işlere girişme diye? Fakat doktor daima egzersiz yapmamı söylemiş. Yalan söylüyorlar. Seni avutmak için söylüyorlar. Halbuki bak, ben realist bir insanım. Hakikat ne kadar acı olsa gene de hakikat. Biliyorsun onlarla kaç defa bunun için mücadele ettim. Niçin mücadele ettin? Dinle eşim. Bu konuştuklarımız aramızda kalmalı. Belki dayın ve doktor bunları söylediğim için bana kızacaklar. Ama eğer istersen acı hakikati sana söyleyebilirim. Söylememi istiyor musun? Söyleyin rica ederim. Derhal söyleyin. Peki söyleyeyim. Ne yapayım, bunu sen kendin istedin. Sen maalesef hayatın boyunca bu tekerlekli sandalyede oturmak mecburiyetindesin. Yani hep kötürüm mü kalacağım? Evet sevgilim. Fakat nasıl olursan ol gene seni çılgın gibi seviyorum. Dayına derhal evlenmemizin gerektiğini söyleyeceğim, derhal. Gidin buradan, gidin. İstemiyorum, hiç kimse istemiyorum. Koş, koş, açsana kapıyı, korona. Açıyorum işte. Allah ısmarladık efendim. Ne olur hep gelin, sizi daima bekleyeceğiz. Ah, az kalsın unutuyordum. Bunu bir hatıra olarak saklamak istersiniz herhalde. Teşekkür ederim. Benim için çok değerli bir fotoğraf bu. Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle delikanlı. Daima gel ha.
Buyurun Zeki Bey. Teşekkür ederim. Rahatsız etmiş olmayayım efendim. Ne münasebet. Ben Yeşim Hanım'ın doktoruyum. Sizinle mühim bir mesele hakkında görüşmek istiyorum. Buyurun. Yeşim Hanım'a tıbben gereken her şey yapılmış. Bunda muvaffak olduğumu da itiraf edebilirsin. Şimdi bütün iş iradesini kullanarak bol bol yürüme egzersizleri yapmasına kaldı. Bu irade kuvvetini ona ancak sizin müziğiniz ve sesiniz verebilir. Ben şahsen modern tıpta müziğin ilaç kadar ve hatta bazen ondan da müessir olduğuna inananlardanım Zeki Bey. Herhalde bunu ondan esirgemezsiniz değil mi? Haklıyım üstünde koca kundur. Surat tıpkı benim surat. Kaş göz de öyle. Ama iş suratta değilmiş. Şanstayım, şansta. Yuh be! Mümtaz Bey beni görmedi de gitti o elin davarını buldu getirdi. Geç cıcımırın geç. At elin, it elin. Sana mı düştü tasası? Elbet bana düştü. Benim Yeşim'e aşık. Onun da bir sesi var. Ha, şşt! Öyle miyavlayarak ne konuşuyorsun? Zeki denen benzerimin sesini. Ah! Ondaki ses kimsede yok vallahi. Sen ona benziyorsun ama senin sesin kargıya benziyor. Kız bir oraya gelirsem ağzını salaş kur bezi gibi yırtarım halim Allah. Üstelim be. Benim sesim niye onun gibi olmasın yani? Olur be arkadaşım. Ben bir çare biliyorum. Aman canını yiyeyim çabuk söyle. Bizim koca karı yumurta içinin sesi güzel olur derdi. Sahi mi? Yaşa be koca kunduz. Üç kadeh içtim, dalgalanıyorum be. Yeniyim onda sen. Git başla senin şarkına. Seni kul kuyruk seni. İş göreceğine şarkı söyledin ha. Seni gibi seni. Yeşim'in dostluğu bana bütün yalnızlığımı unutturuyor anneciğim. Onu sanki yıllar yılı tanıdığım bir insan kadar yakın buluyorum kendime. Ve Allah'a onu bir an evvel iyi etmesi için yalvarıyorum. Yeşim'i yürütmek için bütün gayretimle çalışacağım. Bütün gayretimle. Sana onun resmini gönderiyorum. Bu resim Yeşim'in dayısı, benim de patronum Mümtaz Bey'le beraber ilk toplantı gecesi çekildi. Yevmiyemi de arttırdılar. Sabret anneciğim, seni buraya çok yakında aldıracağım. Artık hiç ama hiç ayrılmayacağız. Ellerinden hasretle öperim canım anneciğim. Olamaz. Olamaz böyle şey. Olamaz. Dikkat Zeki, düşeceksin. Zeki. Zeki. Az kaldı düşüyordun Zeki. Yürüyorsun. Yürüyorsun Yeşim. Yürüyorum. Yürüyorum. Bu bir mucize. Mucize bu. Artık iyi oldun Yeşim, iyi oldun artık. Ne kadar mutluyum. Sevgili yeğenim Yeşim'e hayatı yeni baştan sevdiren Zeki'nin şerefine içelim. Doğrusunu isterseniz bu bir tesadüftür. Bence onun rolü yok bu işte. Nihayet mucize tecelli etmiştir. Hayır Semih Bey, yanılıyorsunuz. Tıp mucize kabul etmekle beraber biz bu neticeyi bekliyoruz. Zeki Bey'e müteşekkiriz. Bizim beklediğimiz olayı çabuklaştırdı.
Hadi Zeki, ilk dansı senden yapmak istiyorum. Ağır bir parça, sonra da bastonu atarım. Fakat nişanlınız olmak hasebiyle ilk dansı beraber yapmamız icap etmez mi? Evet ama... Rica ederim Yeşim Hanım. İlk dansı Semih Bey'le etmeniz herhalde daha doğru bir hareket olacak. Bundan tabii ne olabilir ki? Mümtaz, birbirimizin yaşadığından bile haberimiz yokken, eğer kader seni oğlumuzla karşılaştırmasaydı, belki de ömrüm boyunca sana bu mektubu yazmayacaktım. Yıllarca önce senin saadetin için ayrılmak ikimize de çok acı gelmişti. Senelerce oğlumuz için yaşadım, ta ki Zeki senin fabrikana girene kadar. Fakat şimdi onun babasının fabrikasında bir işçi olarak çalışmasına asla razı olamam. Zeki'nin evi burası mı? Evet, bu ev beyefendi. Buyurun. Buyurun, buyurun efendim. Seni ziyarete geldim. Teşekkür ederim efendim. Fakir odama şeref verdin. Ne güzel köpek bu. İsmi ne? Dost. Hı. Hiç de yalnız sayılmazsın öyleyse. Beni şaşırttınız beyefendi. Şöyle oturmaz mısınız? Fazla oturmayayım. Açıkçası evladım, seni götürmeye geldim. Anlamadım efendim. Bunda anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Yeğenim Yeşim'le dün akşam oturup karar verdik. Koca köşkte yapayalnızız. Bir sürü boş odamız var. Senin de bundan sonra bizimle beraber oturmanı istiyorum. Ne dersin? Nasıl olur bilmem ki. Ben sizin evinizde sizlerle beraber... Anladım. Siz benimle latife ediyorsunuz. O nasıl söz Zeki? Bunu senden duymamış olayım. Senin gibi bir kabiliyeti geliştirmek için yanıma almak istiyorum, o kadar. Hadi eşyanı topla da gidelim evine. Lütfediyorsunuz beyefendi. Peki ya dost ne olacak? Tabii o da seninle beraber gelecek. Hadi sana 15 dakika müsaade, hazırlan bakalım. Hadi. Oğlum, oğlum benim. Nasıl, kıyafetimi beğendin mi? Çok, çok beğendim. Semih'le bu gece basın balosuna gideceğiz. Doğrusunu istersen hiç gitmek istemiyorum. Sen ne dersin, gideyim mi gitmeyeyim mi? Nişanlınız olduğu için herhalde gitmeniz lazım efendim. Buyurun efendim, ben Yeşim. Ha, sen misin Yeşimciğim? Beni affet canım. Yeşimköy gümrüğünden telefon ediyorum. İşim ya çok uzadı canım. Evet, beni affet sevgilim. Bu akşam baloya gidemeyeceğim için ne kadar müteessir olduğumu tasavvur bile edemezsin canım. Allah'a ısmarladık sevgilim. Allah'a ısmarladık. Beni affet yavrum. Allah'a ısmarladık canım. Müsaadenle.
Ne yalancısın senin? Hayatımda senin kadar rahat yalan söyleyen birine daha rastlamadım. Ne yaparsın kızım? İşin içinde milyonlar olunca. Nişanlını sevmiyor musun? Benim tek sevdiğim şey paradır kızım, para. Bu akşam çok zarardayım. Bas. 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 500 lira verdim. Baloya gitme deseydim, gitmeyecektim Zeki. Bana yaşama sevincini sen tattırdın. Beni hayata yeni baştan başlattın. Ama hiçbir şeyin farkında değilsin. Farkında değilsin. Hadi öp beni sevgilim. Dur kıstırnaşma. Bana bak be, sen benim neyimi seviyorsun? Güzelliğini. Hadi be, benim güzellik nerem? Aa, tabii güzellik olmasam Yeşim Hanım Zeki'ye hayranlık olur mu? Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak ne var ayol? Zeki ile sen aynısınız. Küçük hanım da Zeki'yi deli gibi seviyor. Sonra cima nişanlısıyla da arası bozuk. Vay anasını be, ha. Nereden biliyorsun sen bunları? Aa, ben bilirim, ben çok zeka kızım. Yani şimdi Yeşim beni görse Zeki mi zanneder? Ha, yüzünün suret resmine bakınca Zeki zanneder. Ama çuluna bakınca ahçıyama olduğunu anlar. Hadi uyardık benim cici kumbaracım, hadi. Aman Zeki'cim, vaziyeti idare et. Hepimiz evkiysen anlarsın ya. İşine bak. Yamansın be Zeki. Desene sen de bizdensin. Hey Allah'ım, hey. Bu züppe bile beni Zeki zannettikten sonra Yeşim haydi haydi yutar. Hadi Rasim, Allah sana kuvvet versin. Ben sana kaç defa söyledim. Bu Semih'ten sana hayır yok diye. Kimi görse asılıyor. Ben Semih'i çok iyi anladım. Fakat gel de bunu dayıma anlat. Bir aile şerefidir tutturdu. Bir kız nişanlısından ayrılırsa aile şerefi iki paralık olurmuş. Şu açma. Ya. Dur, aklıma bir şey geldi. Bu Semih olacak herif madem ki bana da kuru yapıyor. Ona bir randevu veririm. Sana ve dayına da daha evvelden haber verdik mi? Bundan iyi rezalet olmaz. Ne dersin? Çok güzel bir fikir. Çok geç kaldım Yeşimciğim, terziye randevum vardı da. Ben de Zeki'ye telefon edeyim de erken gelsin. Yalnız canım sıkılıyor. Allah'a ısmarladık canım. Güle güle. Alo, Zeki Müren'le konuşmak istiyorum. Zeki Bey telefon. Buyurun efendim, ben Zeki. Oo, merhaba Yeşim. Gelirim tabii, hemen gelirim. Güle güle. Zeki, bu ne sürpriz? Seni çağıralı ne kadar zaman oldu, ne çabuk geldin. Sen beni çağırsın da ben çabuk gelmez miyim? Kanat takıp geldim. Seni seviyorum Yeşim. Sensiz yapamıyorum. Bilsen bu sözleri sana söyleyebilmek için ne kadar kitap okudum. Şey, affedersin, ne kadar bekledim. Neler söylüyorsun Zeki? Sen söyleyene değil, söylesene bak. Gözlerinin içine başka hayal girmesin.
Bana ait çizgiler dikkat et. Bilinmesin. İstersen yum gözlerini sıkı düşünür gibi. Korolasın. Benden evvel başkası sakın seni görmesin. Bana ait. Sana dedik kapı kuşu seni. Uzun yıllar bekledim hakikat oldu rüyam. Toplamaya kıyamam benim güzel manolyam. Nazlı çiçeğim. Sensiz zindana dönen dünyanın karanlıklarında dahsız, sız bir kör gibi sürünmek. Hayır, seni seviyorum. Ne olur beni dinleyin. Ulan Nazım, neredesin? Gel hele niye yapmışsın? Elime bir geç sana beni şaşırtacağım. Eyvah! Senin yüzü ateş böceği senin. Ateşin söndü mü çapkın? Hiçbir şey anlamadım. Ne demek istedin Felek Şandalıcı? Benim ne demek istediğimi sen pekala anlarsın ayol. Bana numara yapma hadi hadi. Herhalde bana şaka yapıyorsun. Yeşim Hanım nerede? Bana mı soruyorsun? Bıraktığın yerde. Bıraktığım yerde mi? İçeride içeride. Aklınca bana numara yapacak öyledir. Aşık dört tarafını duvar etrafını da kor zannedermiş. Zeki. Söylediklerinde samimi miydin? Gidince o kadar korktum. Nereye gidince? Cevap ver bana. Neye cevap vereyim? Beni sevdiğini tekrar et. Anlamadım. Ben size böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum ki tekrar edeyim. Yalancı. Sen bir yalancısın. Ne olur beni affedin. Sizi üzmek istemem ama farkında olmadan kırdıysam benim kusuruma bakmayın. Demek beni sevmiyorsun. Şey seni, yani sizi... Kekeleme, düzgün konuş benimle. Ama kızmayacaksınız bana, söz verin. Söz veriyorum. Evet, sizi sevdiğim bir gerçek. Bunun böyle olmasını istemezdim ama oldu işte. Söyleyin, bana kızdınız mı? Kızmadım. Ne güzel şarkı, hiç duymamıştım, yeni mi? Evet. Ben besteledim. Sözleri de benim. Senin söylemen için. Mazimi unut. Gel kalbime koy başını dinle. Mazimi unut. Gel kalbime koy başını dinle. Sevda zedeyim hazla dolu yalnız seninle. Sevda zedeyim hazla dolu yalnız seninle. İncitme beni, gönlümü kırma. Sitemimle bak gör.
gözlerine aşkımı gör, ben gibi inle. Bak gözlerime, aşkımı gör, ben gibi inle. Merhaba sevgilim. Sana bir müjdem var. Yarın akşam hep beraber Rıfat Bey'in tiyatrosundaki revünün galasına gidiyoruz. Buyurun Mümtaz Beyefendi. Rıfat Bey içeride mi? İçeride. Buyurun. Kendisi çok üzgün. Hayrola ne oldu? Revünün yıldızı Ferit Bey az evvel umumi prova yapılırken işi terk etti. Allah Allah, nasıl olur? Mahvoldum. Vaziyetim çok müşkül. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu rolü kim oynar? Buldum. Buldum Rıfat. Bence seni ancak Zeki kurtarır. Zeki mi? Elbette ya. Şu bizde dinlediğin genç kabiliyet. Ama bu revü başka şey. Ben onun bu işi becerebileceğinden eminim. Bilmem ki yapabilir mi acaba? Zeki'ye bütün mevcudiyetimle inanıyorum. Eğer istediğin neticeyi alamazsan bütün zararını ben karşılarım. Tamam mı? Hı? Hemen provaya başlasın. Gece gündüz çalışsın. Zaman çok az. Aman efendim, bu ne güzellik. Çok kibarsın. Rica ederim. Yaşım aşağı iniyor mu? Evet, gala için hazırlanıyorum. Güzel öyleyse yanına gideyim. Dur Semra. Sizi hala seviyorum. Sizin için her şeyi terk edebilirim. Ne olur bana cevap ver. Ne istiyorsunuz benden? Sizinle konuşmak istiyorum. Saatlerce konuşmak. Sadece konuşmak. Ne olur bu akşam buluşalım. Size anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Buna bir ömür bile yetmez. Peki, olur ama buluşma yerini ben seçeyim. Tabii, nasıl isterseniz. Bizim evde buluşacağız. Ne? Sizin evde mi? Ha, merak etmeyin. Evde kimse yok canım. İyi biliyor musun? Uyku ilacı değil mi? Vallahi uyku ilacı. Tamam mı? Tamam. Bu kadar uyku ilacıyla bir fil bile bir hafta uyur be. Hadi acele et, rövüye geç kalacağız. Şimdi içiririm. Bak, sana halis inek yoğurdundan yayık ayranı yaptım Demirciğim. İstemem. İstemem. Hadi iç bakalım. İstemem. Hadi istemem. 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 Yoksa öcüler gelir bonbon yapar seni. Hadi iç bakayım. İstemem. Hadi diyorum. Oh. Ah, hadi şimdi uyuyacak. Olur. Hadi bakayım. Dandini, dandini, dastana, danalar girmiş bostana, bostancı danayı yönece. Allah, Allah beni gördün, beni gördün, beni Allah ya. Hadi Müselim, çabuk geç kalıyoruz be. Neyse, yalık azı uyudu. Asıl onlar uyudu. Yuh helaylar. Şimdi doğru tiyatroya. Tiyatroya, tiyatroya. Tiyatroya. Allah kahretsin. Tiyatroya. Tiyatroya, tiyatroya. Dur be. Bu bizim evin anahtarı. Aman acele edin. Yoksa o Semih azıcık ileriye gitmeye kalkarsa kafasına bir şey indiririm vallahi. Olur olur. Dayım bana bir sürprizden bahsetti. Öyle merak ediyorum ki bu sürprizi.
Sayın seyirciler, sanatkarımız Ferit Caner ani olarak hastalandığından size onun yerine yepyeni bir sanatkar takdim ediyorum. Zeki Müren. Yaşa Zeki Müren! Köylü kızı, köylü kızı, sen allar giy ben kırmızı, sen allar giy ben kırmızı. Çıkalım dağlar başına, sen gül topla ben nergisi, sen gül topla ben nergisi. Aha şöyle, aha aha böyle, aman şöyle, aman aman böyle. Aha şöyle, aha aha böyle, aha şöyle, aman aman böyle. Yaman olur köylü kızı, güzel olur köylü kızı. Köylü kızı un eliyor, on parmağın kın alıyor, on parmağın kın alıyor. Eviriyor, çeviriyor, yaman olur köylü kızı, güzel olur köylü kızı. Aha böyle, aha aha şöyle, aman böyle, aman aman şöyle. Aha böyle, aha böyle, aha böyle, aha böyle. Yaman olur köylü kızı, güzel olur köylü kızı. Aha şöyle, aha aha böyle, aman şöyle, aman aman böyle. Davulun patladı, davulun patladı, davulun patladı. Hadi gidip Zeki'yi tebrik edelim. Gidelim. Büyük muvaffakiyet, gözlerime kulaklarıma inanamıyorum. Bu alkış sesleri son yılların büyük sanatkarının doğduğunu bütün dünyaya ilan ediyor. Estağfurullah, sağ ol. Derhal şu kontratı imzala Zekiciğim. İstediğin ücreti veriyorum. Canım Rufatçığım, sıkma çocuğu. Bu mukavelenin ne acelesi var? Nasıl olsa imzala, seni tebrik ederim Zeki. Fevkalade ürün oğlum. Sağ ol. Zeki, tebrik ederim seni. Sahi beğendiniz mi? Yapabildim mi? Elbette. Hayatımın en güzel ve en renkli gecesini geçirdim. Teşekkür ederim. Hadi kızım çıkalım da Zeki giyinsin. Sen eve gelirsin Zeki. Peki. Evet evet, bu muvaffakiyeti kutlamak lazım. Hadi hadi. Ne oldu sana Yeşim? Zeki'yi niye beklemedin? Size çok mühim bir şey söyleyeceğim Zeki. Hayrola? Senin bana ihanet ediyorsun. Yok canım. Bunu da nereden çıkardın? Size bu gece bütün hakikati gösterir, ispat edersem ne yapar? Ne mi yaparım? Kolundan tuttuğum gibi Semih'i kapı dışarı ederim. Gelin öyle. Elbette evladım. Böyle muvaffakiyet kime nasip olmuş ayol. Hadi artık ben yatmaya gidiyorum. Hala rahatlık var. Size de dadıcığım. Ben de içeride biraz vakit geçirmek için kitap okuyayım. Ha? Oku oku benim güzel evladım. Mümtaz,
birbirimizin yaşadığından bile haberimiz yokken kader seni oğlumuzla karşılaştırmasaydı belki de ömrüm boyunca sana bu mektubu yazamayacaktım. Zeki, evladım. Zeki. Dokunmayın bana. Ağlama yavrum. Artık her şey bitti. Annene derhal müjde verelim. Tekrar birleşeceğiz. Daha mesut günlerimiz olacak. Hayır. Hayır, anneme hiçbir şey bildirmeyeceğim. O hiçbir şey bilmemeli. O büyük insanın seneler öncesi kabul ettiği fedakarlık bir ömür boyu devam etsin. Siz de yalnızlığınızla, vicdan azabınızla baş başa kalın. Allah'a ısmarladık. Hayır Zeki. Gidemezsin. Artık hep burada kalacaksın ve buna mecbursun. 27 senedir neredeydiniz? Bize bunca yıl neler çektirdiğinizin farkında mıydınız? Siz mükellef köşkünüzde mesut günler geçirirken biz kilometrelerce uzakta fakir bir odada ana oğul soğuk gecelerde birbirimize sarılarak çile dolduruyorduk. Şimdi her şey olmuş bitmiş sayarak geride bıraktıklarınızı bir nefeste silemezsiniz. Bu çok eski ve uzun bir hikayedir Zeki. Beni affet oğlum. Bak bir baba, oğlundan özür diliyorum. Ne yazık ki ölmüş hisler üzerinde çiçek bahçesi yetişmez artık. Bu kine sebep ne? Kim değil. Aramızda bütün bir ömrün hüsran dolu alevleri var. Bu alevleri geçemem. Aslında siz beni affedin. Size beklediğiniz sevgiyi gösteremem artık. Sadece annemle sizi ayıran mantığın karşısında isyan ediyorum. Lanet olsun o prensiplere. Lanet olsun bu hayata. Patronum olarak size çok şey borçluyum. Fakat babam olarak asla. Dur Zeki, gitme. Size de prensiplerimi bildiririm. Bana gösterdiğiniz yakınlığın asıl sebebini şimdi anlıyorum. Yazık. Mesele bildiğin gibi değil. Sizi tebrik ederim evladım. Artık tiyatro senindir. İstediğin şekle sokabilirsin. Ben yarın Ankara'ya bir iş için gidiyorum. Sahne hakkında ne düşünüyorsan açıkça söyle. Derhal yeni bir revi hazırlamayı düşünüyorum. Bu revi bir hadise olmalı. Nasıl istersen öyle yap evladım. Bunlar avansın. Al güle güle. İstediğin gibi harca. Eksik olmayın efendim. Size uzun bir istirahat tavsiye ediyorum. Neyi var doktor? Çok heyecanlanma neticesinde bir kalp krizi geçirmiş. İstirahat etmeli. Hiç heyecanlanmamalı. Ve bu ilaçlara da hiç ara vermeden devam etmeli. Bir iki saç, et bol. Gol! Acaba da başında. Aslan Metin nasıl ağları yırtmıştı ha? Hoş versene sen. İki gün sonra dört golü koyacağım. Kova bulamamıştınız ama. Ya. Şey, top kaçmıştı da. Şey küçük hanımcığım, bu komşu evin ahçı yamağı Rasim'dir. Ne kadar da Zeki'ye benziyor değil mi? Olur şey değil, bu kadar benzer. Kıyafet farkı olmasa, vallahi Zeki Bey'le Rasim'i ben bile karıştırırım. Sizden bir ricada bulunsam kabul eder misiniz? Rica ne demek? Emirlerinizi rica kabul ederim. Ay ters söyledim. Dayım kalp hastası. Ona bir yardımda bulunabilir misiniz? Derhal kalbimi ona veririm efendim. Yok canım, öylesi değil. Yalnız çok kısa bir zaman için Zeki'nin yerine geçmenizi isteyecektim. Emrederseniz daha uzun zaman için de geçerim. Ya dost, işte böyle. Anneme para göndereli epey oldu. Henüz bir haber çıkmadı.
şu Şehzade Revüsü'nün provaları olmasa onu getirmeye ben giderim ama gidemiyorum işte. Mümtaz Bey benim babammış meğer. Ona öyle yapmamalıydım diyorum. Anneciğimi özlediğim kadar birini daha özledim dost. Bil bakalım kim? Ha? Bil bakalım. Nereden bileceksin? Yeşim. Yeşim onun adı. İşte böyle kardeşim. Başka çare yok mu? Dayıma Zeki diye Rasim'i gösterdiğim için Allah beni affetsin. Üzülme Yeşimci. Dayıma bu oyunu daha ne kadar oynayacağım? Bana öyle geliyor ki bu işi ancak Zeki'nin annesi halleder. Dayın da hala onu sevdikten sonra. Ha, hayatı boyunca onu sevdi. Şadan Hanım'ın yaptığı da büyük fedakarlık. Bence ikisi de zavallı. Nerede şimdi Şadan Hanım? Eskişehir'de. Hiç durma, hemen onu al buraya getir. Göreceksin, mesele kendiliğinden hal yoluna girer. Sen de bu müşkül durumdan kurtulursun. Peki dayıma ne söyleyip de gidebilirim? Canım, onun da kolayını buluruz. Zararsızca bir yalan bu işi halleder. Mesela biz ailece Abant'a gideriz. Seni de götürmüş oluruz ha? Tamam. Zaten dayım da istirahat etmemi istemişti. Canım kardeşim, her şeye bir çare bulursun. Sana çok şey borçluyum. Hemen yol hazırlıklarına başla. Peki ama bunları ben nasıl ezberlerim? Ne bileyim ben canım. Vallahi ezber bir gevşerse midye içi gibi safra boşaltırım. Karışma mı? Ne oldu anlamadım. Boş koy canım. Ay şey, yani demek istiyorum ki ezberlemeye gayret ederim. Tabii. Gayret edin de ben burada yokken dayımın yanında pot kırmayayım. Ona zeki olarak çok iyi davranın ve sakın yalnız bırakmayın. Olur olur. Siz onu bana bırakın. Sizin gibi zeki bir insan için bunları ezberlemek çok kolay. Bu kağıtta Zeki'nin annesinin ismi, köpeğinin ismi, nelerden hoşlandığı, nelerden hoşlanmadığı filan yazılı. Siz lütfen bunları ezberleyiverin. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Annemin adı Şadan. Şadan Hanım Eskişehir'de fakir bir semtte oturur. İstanbul'a çalışmak için geldim. Annem Şadan Hanım romatizmadan muzdarip. Ne gülüyorsun kız? Ay, sana bakıyorum da bayağı yakışıklı oldun ha. Zeki Bülent tıpkı sana benziyor. Bak. Elbette kızım, benim kanım kibar. Rasim oğlum. Beyefendi uyandı, seni görmek istiyor. Beni mi? Seni değil, Zeki'yi. Git öyleyse Zeki'yi çağır. Hay Allah, şimdi senin adın Zeki oldu ya. Kız ne duruyorsun bu çocuğun yanında? Sen durdukça aklı fikri sende kalıyor. Hadi git buradan. Hadi git diyorum. Annemin adı Şaban, Şaban'ın Eskişehir'de oturanında. Git buradan. Rasim, yani Zeki demek istedim. Anladın ya, hadi çabuk git buradan, git. Ben subhanallah. Hay Allah. Annemin adı Şadan. Hayır Emine. Ayol, benim annemin adı Şadan olmadı. Emine. Allah aşkına. Kızını seveyim, hata yapayım deme. Yapamıyorum da. Ah, gel bakalım evladım. Gel canım. Gel çocuğum. Ah. Nasılsın bakalım? İşler nasıl gidiyor? Şöyle böyle. Mutfak işleri iflahımı kesiyor. Ne mutfak işi? Şey, yemekler. Ne yemekleri? Yani yemekleri beğenmiyor musun? Beğeniyorum. Beğenmesine beğeniyorum. Şey, beğeniyorum tabii. Annen? Şadan Hanım. Annene niçin Şadan Hanım diyorsun evladım? Şey, kağıtta böyle yazıyordu. Ne kağıdı? Hangi kağıtta? Şey, yani nüfus kağıdında. Çok yaşa sen Zeki. Beni güldürmek için ne güzel şakalar yapıyorsun. Ya, yaparım elbette. Ha, ne diyordum? Artık anneni de yanımıza getirsek, bilmezsin Şadan'ı ne kadar çok severdim. Hala da severim. Böyle olmamızda benim suçum yok. Suçlusunuz. Bal gibi suçlusunuz. Hayır Zeki. Beni bu gözle görmeni istemem. Benim asla suçum yok. Neyse, öyle olsun bakalım. Ben onu hiç ama hiç unutmadım. Acaba o beni unuttu mu der? Sizleri bilmem ama ben vallahi unuttum. O hayırsız Rufat ne yapıyor? Dadım.
Herhalde hastalığımı söylemiş olacaksın. Kim? Rıfat Bey mi? Tabii. Elbet. Rıfat bizim Rıfat. Tabii canım Rıfat. Bizim Rıfat. Tanıyorum. Mümtaz Bey içeride mi? Siz Rıfat Bey değil misiniz? Ay, tamam. Buyurun içeride. Ay Allah, buyurun. Yahu Mümtazcığım, kusura bakma, Ankara'daydım. Hastalığını yeni duydum canım. Zeki Bey, seni az evvel provada bırakmıştım. Benden evvel nasıl geldin sen buraya? Ben mi? Uçarak. Çok şakacısın doğrusu. Mümtazcığım, yüzüne söylemek gibi olmasın ama Zeki bir harika. Sesi gittikçe güzelleşiyor. Hele son hazırladığı revü yok mu? Elbette, onunla iftihar ediyorum. Zekiciğim, ne kadar zamandır o büllür sesine hasret kaldım. Ne olur bir şarkı söyle dediğim gibi. Ha? Ne demek şarkı? Bilmem ki. Burada olur mu? Niye olmasın canım? Hem prova etmiş olursun. Hadi Zeki, hadi. Ya. Zeki Bey sizi telefondan istiyorlar. Telefondan değil mi? Bir dakika müsaade beyler. Anneciğim. Yavrum benim. Bu ne sürpriz. Ben revi biter bitmez seni almaya oraya gelecektim. Bir tane. Canım anne. Yalnız mı geldin? Yok canım. Yeşim beni buraya getirdi evladım. Çok iyi bir kız. Mümtaz Bey'le aranda geçenleri anlattı. Bilmemi istediğim bazı şeyler var. Dinle beni. Babanla ayrılmamızın sebebi onun istikbali içindi. Babası zengin bir kızla evlenmesini istiyordu. Onun istikbali için bu izdivacın olması da lazımdı. Babanı ben terk ettim evladım. Ona kalsaydı aç kalma bahasına bile beni bırakmayacaktı. Derhal babandan af dile. Onun hiçbir suçu yok Zeki. Hiç. Artık her şey geçti Zeki. Bu akşam annenle dayımı karşılaştıracağım. Öyle mesulum ki yeşim. Onları derhal birleştirelim sonra... Evet sonra. Devam et. Benimle evlenir misin yeşim? Seninle kısa bir zaman için uzaklara gideriz. Mutlu yarınımızı hazırlarız. Günün her saatinde beraber el ele dolaşırız. Sen benim sevgilim, eşim olursun. Bana yalnız gözlerinle cevap ver. Dayınız aşağıya iniyor. Ben hemen gideyim Zeki. Peki, güle güle. Zeki Bey, sizden bir ricam var. Rasim'i çalıştığı evden kovdular. Biz de nişanlandık. Ne olur ona yanınızda bir iş veriverin. Şu Rasim mi? Ha. Peki yarın gelsin, onu yanıma alacağım. Yaşa! Teşekkür ederim. Seni hiç unutmak. Ben de öyle Mümtaz. Sanki yıllar yılı hiç ayrılmamış gibi. Hep benim yanımdaydın sanki. Odama kapanır, saatlerce senin resminle, hatıralarınla konuşur. Ben de uzaklarda hep o kelimeleri duyardım. Tebrik ederiz. Canım anne, yavrum. Allah mesul desin, deriz onların başına. Kimin başına felekşen kaldı? Hayır, kimin olacak Zekiciğim lan, Yaşımcıyım ben. Tebrik ederiz. Tebrik ederim. Beni affediniz babacığım, sizi üzdüm. Fakat annemle konuştuktan sonra aramızda hiçbir anlaşmazlık kalmadı. Gelinim olur musun? Dayıcığım, canım dayıcığım benim. Büyük Yıldız Zeki Müren ile Yeşim Aybars'ın nikah törenine sosyetenin bütün ileri gelenleri davetlidirler. Zeki Müren son hazırladığı Hayat Bazen Tatlıdır revüsünün İlk temsilinden sonra genç cici eşiyle Avrupa'ya balayına çıkacaktır. Vay anasını, gördün mü? Şans bu. Belki üstelik bir de Mümtaz Bey'in oğlu çıktı. Annesi Kadir gecesi doğurmuş. Bizim babamız meydana çıksa üstelik bir de borcu çıkar. Biz de evlenmeye karar verdik. İstikbal karımı size el öptürmeye getirdim. Rasim'le evleneceğimden öyle saadetim ki. Hadi öp kız. Önce bu taraf. Öpeyim efendim. Ha,
Zeki Bey. Zeki Bey, Zeki Bey, zilleri çaldım. Zeki Bey içeride. Ha? Ne var? Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır. Hayat bazen bir gün acı bir rüzgar kırar aşk dalları. Bazen bir nefes söyle, sevda masallarını. Sevda masallarını. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır. Bazen kopar fırtına, gönüllerde bazen bir meltem eser, hakikat olur sera. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır. Thank you.
gönüllerim.